Kara üzerinde yaşayan en kalabalık nüfusa sahip etobur hayvan köpek, insanların olduğu her yerde bulunan, tarih boyunca işlerini kolaylaştırmış en yakın dostları. İnsanlar köpekleri savaşlarda düşmanlarını öldürmek, arenada eğlenmek, sürülerini ve evlerini korumak, avlanmak, yemek, hatta uzaya insanlı uçuş öncesi deneyler yapmak için dahi kullanmıştır. İnsanlık tarihinde evcilleştirilen ilk canlı köpeklerdir. Köpeklerin evcilleştirilmesine dair çeşitli hipotezler bulunmakla birlikte araştırmacılar Avrasya'da yaşayan kurtların köpeklerin ilk atası olduğu noktasında hemfikirlerdir. Afrika kökenli köpeklerin ise ilk atasının kurttan ziyade bir çakal türü olduğu noktasında kuvvetli deliller mevcuttur. Almanya'da 1914 yılında bulunan insanlarla birlikte 14.200 yıl önce gömülmüş olduğu tespit edilen ve Bon Obel Kassel köpeği olarak adlandırılan köpek bilinen en somut evcilleştirilme bulgusudur. Bununla birlikte Çin'de 16.300 yıl önce köpeklerin eti için beslendiğine dair bulgular saptanırken köpeğin evcilleştirilmesine dair bulgular 36.000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İnsanlar ile köpeklerin birlikteliği nasıl ve neden başlamıştır sorusuna dair çeşitli hipotezler bulunmakla birlikte, birlikteliğin zorunlu olmayan mutualist bir yaşam olarak başlayıp sonrasında köpekler için zorunlu bir hal aldığı yönündedir. Günümüzde kurtlarla neredeyse aynı genetik yapıya sahip olan köpeklerin ilk atası nasıl ortaya çıkmıştır? Köpek cinsleri nasıl insan eliyle şekillenmiştir? Doğada yaşayan kurt sürülerinde hiyerarşik bir yapı mevcuttur. Kurt sürüsünün lideri konumundaki kurtlar alfa olarak adlandırılırken, beta kurtlar ise alfa kurtların liderliğini tanıyarak sürünün düzenini sağlamaktadır. Bazen ise bu hiyerarşik yapının dışında davranış özellikleri gösteren kurtlar çıkar. Bu kurtlar genellikle diğer kurtlarca parçalanır ya da sürüden uzaklaştırılır. Kurt sürüsünün hiyerarşisine uymayan bu gruba ise omega denir. Bir gün içinde bulunduğu sürüdeki hiyerarşiye uymayan omega kurt sürüsünden ayrılmak zorunda kalmış, dolayısıyla kurtların sürü halinde uyguladığı avlanma yöntemlerini de uygulayamadığı için aç bir halde insanların mağarasının yakınlarındaki yemek artıklarıyla karnını doyurmaya başlamıştır. İnsanlar için herhangi bir zararı olmadığı müddetçe karnını doyurabildiğinin farkında olan kurt, insan mağarasının çevresinde yaşamını sürdürürken, insan mağarasının çevresi tıpkı bir yırtıcının av bölgesi gibi kurdun karnını doyurduğu bölge haline gelmiştir. Ve başka yırtıcıların bu bölgeye girmesine kurt asla kayıtsız kalmayacaktır. Kurt fark etmeden insan mağarasında yaşayan insanları yırtıcılardan korumakta ve onları yırtıcıların yaklaşması halinde uyarmaktadır. Her ne kadar içgüdüsel olarak kurt bölgesini korusa da insan kendisine zarar vermeyen ve av artıklarıyla beslenen sürüsünden dışlanmış bu kurdun faydasının farkına varmıştır. İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk kurtlar bekçi köpekleri haline gelmiştir. Erken uyarı amacıyla kullanılan bu köpekler halen avcı toplayıcı olan insan için zamanla av köpeği olarak kullanılmaya başlanmıştır. Öyle ki sürüsünden ayrılmış ve insanlarla yaşam birlikteliği kurmuş olan kurt için insanlarla birlikte ava çıkmak zor bir eylem değildir. Esasında ilkel avcı insan ile kurtların avlanma biçimi temelde aynı mantık üzerine kurulmuştur. İki avcı grubunda da hızlı olan birkaç birey avı son darbeyi vurarak öldürecek olan diğer avcı bireylere doğru sürer. İnsanoğlunun evcilleştirdiği ilk hayvan kurt ya da evcilleştirildikten sonraki aldığı adıyla köpektir. İnsanoğlunun etinden yararlanmak için otçul hayvanları evcilleştirmeye başlamasıyla birlikte insanların kontrolünde olan büyük sürüler ortaya çıkmış ve bu durum yeni sorunları da ortaya çıkartmıştır. Bu kalabalık sürüler tek bir insan tarafından yönlendirilememekte ve vahşi etoburlar için kolay hedef haline gelmekteydi. İnsanoğlu bu sorun içinde kilometrelerce öteden koku alan ve sesleri duyan köpeklere başvurmuştur. Daha iri ve diğer köpeklerle işbirliği yaparak sürüyü yönlendirme yetilerine sahip köpekler, çoban köpekleri olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde yaşayan köpek ırklarının genetik yapısı %99.8 oranında aynıdır. 114 kilogramlık bir İngiliz Mastifi ya da Danua ile birkaç yüz gramlık Chihuahua köpeği arasında genetik açıdan neredeyse fark yoktur. İnsanoğlu köpek ırklarını farklı amaçlarla kendi eliyle yapay seçilim vasıtasıyla binlerce yıl içerisinde şekillendirmiştir.
Son birkaç yüzyılda ise bu yapay seçilim patlama yapmış ve günümüzdeki köpek ırklarının %90'ı son birkaç yüzyılda ortaya çıkmıştır. En eski kadim dünya ırkları olan Afgan tazısı, Rottweiler, Akbaş çoban köpeği gibi köpek ırkları yapay seçilimde binlerce yıl içerisinde insanla birlikteliğinde görevlerini yerine getirme noktasında kusursuzlaşmıştır. Peki bugün de devam eden yapay seçilim süreci köpekler açısından nasıl işlemiştir? İnsanoğlu öncelikle köpeğin kendisine saldırmamasını sağlamış, kendisine saldıran köpekleri öldürürken nesiller boyu sahibine en sadık, komutlara uyan ve uysal köpekleri seçmiştir. Av için kullanacağı köpeklerde ise avın türüne göre hızlı avlar için hızlı koşan ya da güçlü avları yavaşlatacak kadar cesur ve inatçı veya küçük deliklere girebilecek kadar kısa bacaklı köpeklerin neslini devam ettirmesini sağlamıştır. Neslini devam ettiren köpeklerin ise yavruları arasında en ideal, yavrusunun yavrusu arasında da en ideal yavru seçilerek yüzlerce, binlerce nesil boyunca istediği fiziksel şartlara en uygun köpekler üretilmeye çalışılmıştır. Akbaş ya da Kangal gibi köpek ırklarında ise aranan özellik iri olmasının yanında diğer köpeklerle koordineli şekilde hareket edebilmesi ve verilen koruma görevini kusursuz şekilde yerine getirebilmesidir. Köpeklerin beslendiği amaç doğrultusunda sadece tek bir soyda binlerce yılda on binlerce yavru köpek elenmiş ve sadece insanoğlunun en fazla işine yarayan köpek hayatta kalabilmiştir. Kurtların evcilleştirilemeyeceğine ya da evcilleştirilse dahi tehlikeli olacağına dair sav da buradan gelmektedir. Kurtlar hiçbir yapay seçilimden geçmemiştir. Öyle ki Macar bilim adamlarının kurtlar ve köpekler üzerine yaptığı bir çalışma kapsamında bir kurt sürüsü laboratuvar şartlarında henüz yavruyken alınarak insanlar tarafından beslenmiş, büyütülmüş, aynı şartlarda ve aynı tarihte bir başka köpek grubu da beslenerek büyütülmüştür. Yetişkin çağlarına geldiğinde ise iki grup arasındaki en belirgin fark köpeklerin sorun çözmeye çalışırken mutlaka insanlardan yardım istediğine ve insanlara bağımlı bir yapıya sahip oldukları fakat kurtların böyle bir yapıya kesinlikle sahip olmadıklarıydı. Binlerce yıl öncesinde insanoğlu ile köpek arasında zorunlu olmayan mütealist bir bağ olarak başlayan ilişki günümüzde köpekler açısından zorunlu bir hal almıştır.